Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sizlere İzmir Dikili'den Bademli köyünde bulunan ve sektörünün en iyilerinden biri Fame için konu olarak seslenmekteyiz. Ve işletmemizin sahipleri Sayın Taylan Bey ve eşi Merve Hanım buradalar. Şimdi kendilerine yapacağımız sohbeti beraber sizlerle paylaşmak istiyoruz. Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhaba, iyisiniz, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Merhabalar Merve Hanım, siz nasılsınız? Teşekkür ederim Mehmet Bey, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, bizlerdeyiz. Hoş geldiniz. Çok sağ olun efendim. Şimdi Taylan Bey, ben sektörünüz ve hizmetlerinizle ilgili bilgiler almadan önce değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Evet. Taylan Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içerisinde hizmet verirsiniz? Taylan Bey kimdir? Taylan Bey İzmir Dikili ilçesinde yaşayan genç bir işletmecidir. Ve sanıyorum 2010 yılından beri de bu sektörün içerisinde hizmet vermektesiniz. Evet. Şimdi Merve Hanım, biraz da size dönmek istiyorum. Özellikle tabii değerli izleyicilerimize biraz sizi de tanıtalım lütfen. Tabii. Merve Hanım kimdir efendim? Merve Dikmen, Taylan Bey'in eşiyim ben. Biz 2011 yılında evlendik. O tarihten itibaren ben de artık İzmir Dikili'de Fame Beach'teyim yani. Ona aslında yardımcı oluyorum. Aslında Taylan Bey 2010 yılında bu sektöre başlamasına rağmen, aynen, sizinle olan evliliği 2011 tarihine tekabül etti. Ve siz 2011 yıl itibariyle katıldım. Eşinize yardımcı olmak adına siz de hizmet veriyorsunuz. Evet, aynen. Şimdi bu şekilde. Şimdi Taylan Bey, toplamda kaç metrekarelik bir alandır burası efendim? Burası 2000 metrekare kullanım alanımız var. Yani normalde burası 53.000 metrekare ama biz 2000 metrekare olarak kullanıyoruz. İşte otopark kısmı, oyun parkı, plajı, işte çim alanlarımız, kafeterya kısmımız, yani 2000 metrekare bir kullanım alanı var buranın. Efendim, size gelen değerli misafirler genelde burada ne gibi hizmetler görmekteler? Siz onlara nelerle hizmet verirsiniz? Şimdi şöyle, bizim konaklamamız yok. Günübirlik bir tesisiz biz. Ama ailelere hitap ediyoruz. Hani çocuklarıyla beraber geliyorlar. Hani yiyeceklerimiz olsun, hani denizimiz olsun. Tam aileye hitap eden. Efendim, harikulade bir sahil, bir plaj hizmeti, yanı sıra bir kafe ve bir restorantımız. Ayrıca çocuk parkımızda da burada hizmet vermekteyiz. Doğrudur, kesinlikle. Size gelen değerli misafirler genelde size nerelerden gelirler Taylan Bey? İzmir, İstanbul, işte Bursa, genelde yani bir de Balıkesir, Manisa, bizim bu Dikili'ye yakın bölgeden gelen yazlıkçılar vardır. Genelde günübirlik gelirler. İstanbul ağırlıktır müşterimiz. Yoğunluğu İstanbul Ankara, ağırlıklı. İzmir, Manisa. Tabii yani olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasından her aslında yerinden gelenler var. Evet. Efendim, yaptığınız başarılı çalışmalarınızda bu sektörün en iyilerinden biri oldunuz. Herkes tarafından bilinen, tanınan bir işletme ve işletmecisiniz. Elimizden ancak geldiğince bu sektörde yalnız değilsiniz. Hizmet vermeye çalışıyoruz. Sizler gibi hizmet veren birçok firma da bulunmakta. Evet. Sizi diğerlerinden ayıran nedir? Niçin insanlar sizi tercih ederler efendim? Ya şimdi şöyle, benim eşim her sabah işte ürününü günlük alıyor. Yani balığını günlük alıyor, sebzesini günlük alıyor, meyvesini günlük alıyor, etini kasaptan günlük alıyor. Zaten kendisi Dikili olduğu için hani esnafın en iyisini tercih ediyor. Onun sebepten dolayı hani yiyecek içecek de kalitemiz zaten belli. Müşterilerimiz de bunun farkında. O yüzden aslında tercih ediliyoruz. Ama aynı zamanda denizimizin, kumsalımızın olması hem onun çocuklar için, de evet, hem de denizimizin berraklığı da siz de zaten göreceksiniz ekranda. Çok farklı, hani hatta müşterilerimiz geldiği zaman evet Türkiye'nin Maldivlerindeyiz diyorlar. O şekilde yorumlar yapıyorlar. İnternet üzerinden de aynı şekilde. Ya ustalarımız da çok iyi. Yani mutfakta çalışan. Hani, damakta da harikulade. Evet. Ürünler muhteşem. Pişirme de tekniği ilgili de çok önemli. Balığın işte çok fazla pişirip kurutulmaması gerekiyor. Biraz hani mümkün olduğunca suyunda bırakılırsa eğer balık çok daha lezzetli oluyor. Bu tarz püf noktalar aslında işin püf noktası. Şimdi ben Taylan Bey'e dönmek istiyorum. Evet. Özellikle biraz ürünlerinize değineceğim ki harikulade birbirinden geniş bir ürün yelpazesiyle görüntüleri fevkalade, tatları mutlak harikulade olan bir lezzet sunuyorsunuz. Teşekkürler. Size gelen değerli misafirlerin bu sizlerin hazırlamış olduğu gerek meze, gerek et, gerek balık ürünlerinin mutlaka tatlarına doyamıyorlar. Bunların mutlaka hanımefendinin dediği gibi bir takım sırları, şifreleri var. Elbette. Ancak öncelikle ben bu ürünler nereden temin edilir, nereden alınır? Şimdi biraz size danışmak istiyorum. Mesela etimiz olsun, kıymamız olsun, hep sabit Dikili'de aldığımız kasabımız vardır. Yani süpermarketlerden falan almayız. Günlük et kesen güvendiğimiz kasaptan alırız. Hı-hı. Değiştirmeyiz. Hı-hı. İşte balık olsun, her sabah erken saatte kalkarız. İşte köyde olsun, Dikili'de olsun balıkçı arkadaşlar var. Onlardan temin ederiz. Balık zaten elimizin altında. Tabii elimizin altında, denizin dibindeyiz zaten. Yani taze. Ve biz devamlı hani şu diye bir şey yok. Biz taze ne çıkarsa onu alırız. Yani bugün levrek mi var, levrek. İşte yarın barbun mu var, barbun. Yani denizden çıkan taze ne varsa onu getiririz. En lezzetli zamanında. Evet, fazla almayız ki elimizde kalamasın, işte bayatlamasın. Yani günlük, her sabah alışverişimizi günlük kendimiz yaparız. Hı-hı. Bu tür şeylere dikkat ediyoruz. İşte pişirme, dediğim eşimin dediği gibi işte pişirmeye önem veriyoruz. İşte mesela diyorum, kabak çiçeği dolması yapıyoruz. Bu bölgede meşhurdur.
Biz bunu buharda pişiriyoruz. En büyük özelliği müşterimiz tarafından çok beğeniyor. İşte deniz börülcesi mesela. Kayınvalidem kendisi yapıyor. Burada köyümüzde zaten yetişiyor. Kendimiz topluyoruz günlük. Onlar her şey taptaze yani. Özellikle hangi ürünler üzerinde yoğunlaşıyor gelen misafirleriniz efendim? Valla kalamar herkes bayılıyor. Onu söyleyeyim. Evet. Hani yumuşak da olsun, çıtırlı olsun. O konuda gerçekten çok güzel. Balık yine aynı şekilde. Kabak çiçeği dolması. Izgara çeşitlerimiz yine. Aslında ahtapot salatası tabii ki. Yani mezelerimizin genelde çoğu lezzetli. Neden? Hepsi iyi görüyor. Yani birçok çeşit de yapabiliriz aslında. Ayvalık'a bakacak olursanız o sahil bölgesindeki restoranlarda inanılmaz çeşit var. Ama hani biz o şekilde değil de tazesini bulup az ve özü tercih ediyoruz. Lezzetli olanları doğal yapmaya çalışıyoruz. Hepsi de iyi evet. Görüyor diyorsunuz. Yani evet, genelde tercih oluyor. Şimdi Taylan Bey, dediğimiz gibi sektörün en iyilerinden birisiniz. Evet. Ben biraz da ileriye yönelik plan ve projelerinizden söz etmek istiyorum. Herhangi bir değişiklik düşünülüyor mu efendim? Ya şimdi burası sit alanı zaten. Yani burada çok fazla bir şey oynayamıyorsunuz. Doğal güzelliği korumak adına çok fazla bir şey yapamıyorsunuz. Onun için biz de zaten çok fazla bir değişiklik düşünmüyoruz. Yani gelen insanlar buraya zaten denizin güzelliğine, İşte mutfağın temizliğine, lezzetine geliyorlar ve doğal güzelliğe geliyorlar. Doğal güzelliğe geldikleri için çok fazla biz doğal güzellikle oynamayı düşünmüyorduğumuz için çok fazla bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Doğal olarak da verdiğimiz evet. Hizmetin kalitesinden ödün vermeden bu hizmeti devam evet. Ettirmek bizim evet. Projemiz diyorsunuz. Aynen. Şimdi değerli izleyicilerimizin içerisinden bu harikulade lezzetler ve bu harikulade bir ortam içerisinde olmak isteyen mutlaka değerli izleyicilerimiz evet. Olacaktır. Size ulaşabilecekleri telefon numaralarını bizlerle paylaşır mısınız lütfen? 0532 793 0589 numaradan arayabilirler. Onun dışında sosyal medyada işte Facebook, For Cigar gibi sosyal medya üzerinden takip edebilirler. Oradan size ulaşabilirler. Evet, aynı şekilde. Size ulaşmaları halinde de bu doğa harikası yerle ve birbirinden güzel ürünlerinizle tanışma şansı bulacaklar. Evet. Şimdi Merve Hanım. Bizleri izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde sizin çok kısa zaman içerisinde kazandığınız birçok müşterileriniz, dostlarınız oluştu. Artık müşteri de demek istemiyorum çünkü siz onlara bir müşteri edasıyla yaklaştınız. Gerçekten dostlarımız bir misafir edasıyla yaklaştığınız için misafirleriniz kesinlikle mutlak bizleri izliyordur. Onlara buradan son olarak söylemek istediğiniz bir mesaj var mı efendim? Yani şöyle, öncelikle onlara teşekkür ediyoruz bizi tercih ettikleri için. Tabii ki onları tekrar işletmemize bekliyoruz. Yani bu hizmeti onlara tekrar hani vermek istiyoruz, yaşatmak istiyoruz. Bu güzellikten mahrum kalmasınlar, bence gelsinler. Sizin de bir son mesajınızı alalım lütfen. Aynı şekilde ben de hepsine çok teşekkür ediyorum. Yani bizi mahcup etmiyorlar. Her sene daimi değişmez müşterilerimiz. İşte Bursa'dan, İstanbul'dan, her yerden sabit müşterilerimiz var. Her sene kesinlikle gelirler. Yurt dışından olsun, işte Türkiye'nin farklı yerlerinden. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Yine tekrar bekliyoruz. Bu güzelliği, bu doğal güzelliği, bu lezzetleri tatmaları için yeniden bekliyoruz. Zaten size gelen değerli misafirler sizlerden duyduğum memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak da müşteri portföyünüzün gelişme sebepleri olmakta. Kesinlikle. Şimdi, bir aile geliyorlar, beş aile geri geliyorlar tekrar bir dahaki sefere. Ben bu başarılarınızın devamını diliyorum teşekkür size. Teşekkür ederim. İzin verirseniz değerli izleyicilerimize ben sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Elbette. Değerli izleyicilerimiz, İzmir Dikili Bademli Köyü'nden size seslendiğimi söylemiştik. Fame Beach sektörünün en iyilerinden biri olarak. Gerçekten birbirinden kaliteli ürün yelpazesi, güler yüz, samimi, sıcacık bir aile ortamında karşılanmak mümkün. Yanı sıra doğa harikası, harikulade bir koy, cennet parçası olan yeşilliklerin içerisinde fevkalade güzel bir mekan olarak bizler de size tavsiye ediyoruz. Zaten gelinip görüldüğünde aslında fazla söze gerek kalmayacak. Mükemmel bir yer, mutlak görmenizi tekrar tekrar tavsiye ediyoruz. Efendim bize zaman ayırdınız, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınızı ve çalışmanızın devamını diliyorum. Biz de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza çok teşekkür sağlık ediyorum. Mehmet Bey. Sizi bir tekrar anne bekleriz. Olarak bir kez daha kutlamak istiyorum. Teşekkür özellikle. Ederim, sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, sektörler arası Türkiye turumuz TÜMUZ ile devam edecek. İzmir Dikili, Bademli Köyü'nden ve sektörünün en iyilerinden biri. Fame Beach'ten sizlere seslendik. Şimdi merkez stüdyolarımızdayız efendim.